gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Ashabın anlayışı burada nedir? Esastır. Herkes burada ehl-i sünnet diyor. Ama ashabın anlayışına vurduğumuz zaman çok bir fark var olduğunu göreceğiz. Bakınız, hani diyoruz ya, bir meselede ihtilaf ettiğin zaman neyle başvuracağız? Kur'an, sünnet değil mi? Rabbimiz diyor ki, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Bir şeyle cedeleştiğin zaman, anlaşmazlığa düştüğün zaman Allah ve Resulüne götürür. Ne demek Allah ve Resulüne götürür? Yani Kur'an ve sünnete götürür. Götürdük, baktık. Sünnette yoksa kim söylerse söylesin. Bu nedir? Bu alınmaz. Reddedilir. Zaten Abdullah el-Malik ne diyor? El-isnadu andi mine'd-din leula el-isnadi leqale men şa'e ma şa'. Benim yanımda diyor, isnad ilmi, yani delil ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu delil ilmi olmasaydı ne olacak? Dileyen dilediğini söyleyecek ki günümüzde olduğu gibi. Ondan sonra ne olur? Musa'nın, İsa'nın ve diğer enbiyaların şeriatları bozulduğu gibi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da şeriatı bozulacaktır. Niçin? Çünkü lekâle men şe'e meşe. Dileyen dilediğini söyleyecek. Şimdi günümüzde öyle değil mi? Cübbeli Efendi ne diyor? Allah hidayet versin. اِذَا تَدَايَقْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَهْلِ الْقُبُورِ. Başınız dara düştüğü zaman diyor, kabir ehlinden yardım dileyin diyor. Şuna bak. Peki Allah inancı nerede? Allah inancı nerede? Ve diyor ki, sen dua edeceğin zaman, gavsu, kutbu, Allah dostları, evliya Allah'ları çıkardığın zaman diyor, direkt sen Allah'la bağlantı kurduğun zaman şeytanla bağlantı kurmuş oluyorsun diyor. Şu şekilde diyor. Kutupları çıkar, kavusları çıkar, Allah dostları çıkar, bunları çıkar. Direkt Allah'a bağlanıyorum. Direkt Allah'a bağlan olan bir kişi şeytana bağlanmıştır diyor. Nerede ashabın anlayışı? Kim söylemiş bunu? Hiç kimse. Ben Allah'tan isteyeceğim. Yok. İlla aracı şu bu koyacaksın. Diğer tarafta لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكِ. Uyduruyorlar ya, dedik ya, yani herkes bir şey söylüyor. O da diyor ki, لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكِ. Sen olmasaydın ya Muhammed, kainatı yaratmayacaktın. Oysa Rabbimiz, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cilleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler için yarattım diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. O da der ki, أَصْحَابِكَ النُّجُومُ. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Kime? Uyarsanız kurtuluş erersiniz. Bu da zayıftır. Hatta bazı anlar uydurma diyorlar. Şimdi şu şekilde örnek verelim. Hazreti Vahşi radıyallahu anh. Hiçbir rivayet kendisinden gelmiş değil. Nasıl biz ona uyacağız? Öyle ya. Kime uyarsanız, kime tabi olursanız kurtuluş erersiniz. Ve buna benzer olan şeyleri uydurarak İslam dini baltalamaya çalışıyorlar. O zaman nedir? Biz Kur'an sünnetle beraber mutlak bağda ashabın anlayışına bakacağız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış mı? Yapmamış. O zaman ashabı yapmış mı? Yapmamış. Tabi'in, etba'at tabi'in yapmış mı? Yapmamış. O zaman yapmadıysa nedir? Bunda hayır yoktur. Eğer hayır olmuş olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmaz mıydı? Yapardı. Neden yapmadı? Çünkü yani dinde aslı astarı olmadığından dolayı yapmadı. Ve Ümmü Aişe ne diyor? Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehu radd. Her kim dinimizden olmayan bir şey dinimize dayanır ve dinimizden olduğunu söylese makbul değildir. Ondan sonra men tahdese fi emrina hada ma leysa minhu fard. Her kim yine dinimizden olmayan bir şeyi Kur'an ve sünnete dayandırıp da dinden gösterirse gene makbul değildir diyor. Yani burada benim niyetim Allah rızası için ben mevlüt yapıyorum. Benim annem öldü. 32. gece olduğu zaman toplanıyoruz. Yemek yiyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Yok 42. gece, yok 52. gece. Bu tür şeyler senin niyetin ihlaslı bile olsa bunlar nedir? Geçerli değildir. Senin niyetin ihlaslı olabilir. Allah rızası için olabilir. Ama yapmış olduğu amel eğer Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun değilse tek kelimeyle makbul değildir. Tek kelimeyle makbul değildir. Onun için ölçü Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışı olması gerekiyor. Zaten
İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, Ebu Hanife, bütün bunlar ne diyor? Evzi'yi taklit etmeyin. Şafii'yi taklit etmeyin. Ebu Hanife taklit etmeyin. Bizleri taklit etmeyin. Bu tür imamlar nereden aldıysa siz de onlardan alın. Nereden aldılar? Kur'an sünnetten aldılar. O zaman Kur'an sünnet ve ashabın anlayışı nedir? Ashabın anlayışı esastır. Evet. Nerede kaldık? Şöyle. Evet. Burada diyor ki فعل مضارع منصوب بأن بعد الفاء السببية لكن حذفت منه تاء مضارعة وأصلها تتفارق. أصل bu. Yani tefarak değil de tetefarak olması gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki burada Allah'ın dost yolunu bırakıp da başka yollara, başka fırkalara, başka gruplara, başka menhecelere, başka kısımlara ayrılan olan bir kişi tefrikaya düşmüştür. Sapmıştır. Demek istiyor. وَتَشَتَّتْ بِكُمِ الْاَهْوَى. Aynı zamanda böyle yaptığınız zaman heva ve hevesize uyduğunuzdan dolayı paramparça olursunuz. Yolunuzu kaybedersiniz. Dost doğru Allah'ın وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ yolundan sizi alıp koyarlar. Alıp götürürler diyor. Ha o zaman nedir? Heva ve hevesimize uymayıp Allah'ın ve Resulünün كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ اَوْ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمُ nasıl geldiyse biz bu şekilde iman edeceğiz. Tatil etmeden, teşbih etmeden, tefsil etmeden, tevil etmeksizin bu şekilde heva ve hevesimize uymadan biz bunları olduğu gibi kabul edeceğiz. Yani bid'atçıların, tevilcilerin, felsefecilerin, kelamcıların gittikleri, cebriyelerin ve saymış olduğumuz bütün fırkaların gittikleri yoldan ayrılıp Allah'ın dost doğru yoluna uymamız bizim üzerimize farzdır. Evet. Bu hangi ibadet olursa olsun? Hangisi? Hani dedik ya biz bunu üç temel esas aldık. وَاَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ اللَّتِي اَمْرَ اللّٰهُ بِهَا Yüce Allah'ın emretmiş olduğu bütün ibadetlerde bu böyledir. مِثْلَ الذَّبْحُ وَالنَّذْرُ وَالْخَوْفُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالْخَشْيَةُ وَالْإِنَابَةُ وَالِاسْتِعَاذَةُ وَالِاسْتِغَاثَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ اَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ اللَّتِي اَمْرَ اللّٰهُ بِهَا Bütün bunlarda nedir? Sımsıkı sarılıp ve Allah'ın o لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ olan dost doğru yoluna bildik ve sımsıkı sarılmakla beraber emir ve yasaklarına itaat edeceğiz. Evet. وَهُنَا قَالَ السُّبُلْ Buradaki dedi ki yollar. Yollar. جَمِيعُ السَّبِيلِ وَهِيَ الطَّرِيقِ الَّتِي أَضَافَهَا اللّٰهُ اِلَى نَفْسِهِ Ve buradaki dost doğru kendisine atfederek nispet edilen yollar diyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala tek yol kendisine nispet etti. Yani şimdi bir kişi bir köye gideceği zaman dediğimiz gibi kaç yol edinecek? 3 mü 4 mü 5 mi? Hayır, tek yol. Değil mi? İkiye saparsa ne olur? Kaybolur. Yolunu şaşırır. Allah'ın yolu da tektir. Yani bu Mahmud Efendi'nin, bu Ahmed Efendi'nin, bu Cebriye'nin, bu şunun, bunun, bu Mu'tezile'nin, bu Eş'ari'nin, bu imamların kurmuş olduğu yollar varsa bu da Allah'ın dost doğru yoludur. Bütün onların yollarını sakın bertaraf edip uymayın ve Allah'ın tek olan yoluna uymamızı Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri ne yapıyor? Bizleri emrediyor. Evet. Ve kâle sebilihi. Burada Rabbimiz Tebareke ve Teala yoludur dedi. Onun yolu. Onun yolu ne? İslam'dır. İslam ne? Emir ve yasaklardır. Emir ve yasaklardır ne? Tek kelimeyle nedir? Onun şeriatıdır. Şeriat. والسبيل واحد والسبيل واحد لأن سبيل الله عز وجل يعني الله يقول تكتر ديور شوف الله يقول تكتر ديور عز وجل واحد وأما ما عداه سبيله متعددة وأما باطل yolların yolları çoğuldur diyor ama Allah'ın yolu tektir diyor. ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة diyor. كلها في النار إلا واحدة. Dediğimiz gibi işte Yahudiler 71, Nasraniler 72 ve bizim bu benim bulunduğum fırka diyor 73 fırkaya ayrılacağını bizlere haber verdi. Biz bunu aktardık dersimiz başımızda. كلها في النار diyor. Hepsi ateştedir. إلا واحدة. O da benim ve ashabın üzerinde olduğu fırkadır. Yani
emir ve yasaklarıyla hakkıyla bağlanan, isim ve sıfatlarıyla hakkıyla iman eden, rububiyete, uluhiyete ve bütün Allah'ın kurallarına Kur'an ve sünnette nasıl geldiyse bu şekilde iman eden olan kişiler fırkatun naciye oluyordur. Yani şu şekilde mesela Rabbim Tebareke ve Teala Kur'an'da nasıl belirttiyse ve sünnette nasıl Aleyhisselatü Vesselam vasfettiyse bu şekilde inandık mı kurtuluş fırkasından oluyoruz. Evet. وَالسَّبِيلِ الْمُنْجِي وَاحِدِ Kurtulan, kurtuluş yoldur, tek bir yoldur diyor. وَالْبَاقِيَ مُتَشَاعِبَةٌ مُتَفَرَّقَ Ancak diğer yollar diyor, şahısları tefrikaya düşürür diyor. Bunlar diyor. وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذِهِ قَوْلُنَا وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذِهِ قَوْلُنَا Diyor ki, Ahmed bin Hanbel, yok, diyor ki, bu yani yukarıdaki açıklamış olduğumuz bu ayete ters değildir diyor. Diyor ki yehdi bihi Allahu men ittaba ridwanuhu subulus selam. Yani batıla götüren çavul yollar olduğu gibi İslam'a, tevhid yoluna, subulus selam'a götüren ne kadar çavul yol varsa bu nedir? Bunlar haktır. Nasıl ki batıl yolların çavul yolları varsa hakka götüren yollar da çoğuldur. Örneğin mesela namaza götüren, oruca götüren, zekata götüren, mesela İstanbul'da filan alim var. Emir ve yasakları güzel bir şekilde anlatıyor. Ankara'da var, şurada var, burada. İşte bu yollar ne kadar çok alim varsa işte bu yollar nedir? Bu yollar hepsi hak yoldur ve bunlar batıl değildir. Yani şart değil illa bir kişinin anlatacağı haktır. Hayır. Ne kadar burada davetçi varsa, ne kadar İslam'ı hakkıyla anlatan biri varsa, emir ve yasaklara hakkıyla uygun bir şey anlatan biri varsa nedir? Bunlar hepsi hak yoldur. Yani demek istiyor ki burada şeytanın ne kadar çoğul yolları varsa hakkın bu şekilde çoğul yolları vardır. Sübulü selam. لأن السبل في الآية